Arkadaşlar artık trigonometrik teoremlere geldik. Bugün iki tane teorem anlatacağım. Bir tanesi kosinüs teoremi, diğeri de sinüs teoremi. İlk olarak kosinüs teoreminden başlayacağız. Şimdi bu teorem olduğu için e, bunlar kanıtlanmış ve bunların ispatları yapılmış. E, bu ispatları zaten ileride bir video çekip toplu halde göstereceğiz size. E, öncelikle bunların ne işe yarar onu söyleyeyim. Gerek kosinüs teoremi gerek sinüs teoremi. Ee, özellikle üçgenlerde kenar hesaplamaya ve veya e, üçgenin alanını hesaplarken de kullanacağımız teoremler olacak. Aynı zamanda bize geometride de faydası olacak, yardımcı olacaktır yani. E, trigonotide ise e, kendi konusu altında soru bankalarında muhakkak karşılaşıyorsunuzdur ama ÖSYM uzun zamandır trigonometrik teoremler sormuyor. E, bu şu anlama gelmez. Yani bu sormayacağı anlamına gelmez. Her an sorabilir. Aynı zamanda bunu sormasa bile biz geometrimizi geliştirmek adına bu teoremlerimizi kullanmamızda fayda var. Yani muhakkak böyle, muhakkak bunları bilmek zorundayız bir kere. Şimdi kosinüs teoremi öncelikle ne işe yarıyor? Ondan bahsedelim. Eğer bir üçgende diyelim ki ABC üçgen aldık. Karşısındaki kenar A olsun. Bu B'nin karşısında B olsun. C'nin karşısında C olsun. Ve açıları yerleştirdik. Eğer bir üçgende iki kenar ve bu iki kenar arasındaki açıyı biliyorsanız, yani şöyle düşünün, İki kenar uzunlukları biliniyor ve aradaki açı biliniyorsa muhakkak ve muhakkak üçüncü kenarı bulursunuz. Eğer bu açıyı bilmesen bile bu açının kosinüsünü biliyorsan üçüncü kenar uzunluğu bulunur. Şimdi nasıl bulunur ona bakalım. Diyelim ki biz a kenarını hesaplayacağız. O zaman diğer iki kenarı bilmek zorundasın. Yani b'nin uzunluğu ve c'nin uzunluğu bileceksin. Aynı zamanda bu B ile C arasında kalan açı. Yani hesaplayacağım kenarın tam karşısındaki açının ya kendisini bileceksin ya kosinüsünü bileceksin. Diyelim ki bunları da biliyoruz. O zaman hesaplama şöyle oluyor. A kenar uzunluğunun karesi eşittir. B kare artı C kare. Yani diğer kenarların kareleri toplamı. Zaten şu kurala göre buraya kadar Pisagor'a benziyor. Eksi 2 çarpı. E, diğer iki kenar yani B ve C'nin çarpımı bir de aradaki açının kosinüsü. Kos A. Buradan hesaplayacağız. Diyelim ki biz B kenarını hesaplayacağız. O zaman A ve C uzunluğunu bilip aynı zamanda aradaki açı B. Bu B açısının kosinüsünü bileceksiniz. Ya da B açısını bileceksiniz. Diyelim ki B'yi hesaplayacağım. O zaman hesaplama şöyle oluyor. B kenarının karesi eşittir. Diğer iki kenarın kareleri toplamı. Yani buraya kadar Pisagor. Sonra bu iki kenarın yani A ile C'nin çarpımının iki katını çıkartıp bir de kos B ile çarpıyoruz arkadaşım. Benzer şekilde C karede diyelim ki A ve B'yi biliyorsun ki bilmek zorundasın eğer C'yi hesaplayacaksan bu iki kenar ve aradaki açı yani C açısını bileceğiz. C açısı kesinlikle ve kesinlikle bu iki kenar arasındaki kalan açı olacak arkadaşım. Ya da şöyle de düşünebilirsin. Hesaplayacağın uzunun karşısındaki açıyı bileceksin. Şimdi bu durumda C kare eşittir. Diğer iki kenarın kareleri toplamı A kare artı B kare eksi. Bu iki kenarın çarpımı iki katı bir de kosya ile çarpacağız ve bitireceğiz. Şimdi bunu uygulamalarda görelim. İlk sorumuz klasik bir sorudur. Teoremi öğretmek amaçlıdır. Biz burada üç kenarı biliyoruz. Ve açının ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bir kere kosinüs teoremi kenar hesaplamaya yaradığı gibi eğer üçgende üç kenar biliniyorsa bu istediğimiz açının yani alfa olsun, b açısı olsun, c açısı olsun bu üç açıdan istediğin kosinüsünü bulmaya yarıyor. Eğer bulduğun kosinüs değeri de bizim bilindik açılardan biri ise o zaman açının kaç derece olduğunu ya da kaç radyan olduğunu da hesaplayabiliyorsun. Şimdi alfadan hesaplayacaksam yani alfayı soruyorsa o zaman alfanın karşı kenar uzunluğundan kosinüs teoremini uyguluyorum. Alfanın karşısındaki kenar 7. O zaman 7'nin karesi eşittir. Diğer kenarların kareleri toplamı yani 3'ün karesi artı 5'in karesi. Eksi 2 çarpı bu diğer iki kenar yani 3 ile 5'in çarpımı. Bir de aradaki açının kosinüsünü çarpıyoruz. Evet bu eşitlikten cos alfayı bulacağım. 49 9 24 33 yaptı. Pardon 9 25 34 yaptı. Eksi burası da 30 cos alfa yaptı. 30 cos alfayı buraya aldım arkadaşım. 49'u karşı yatarsam eksi 15. Buradan cos alfa eksi 1 bölü 2 oldu. Şimdi kosinüs alfamız eksi 1 bölü 2 ise alfa açısı bir kere e, geniş açı kesinlikle. Çünkü kosinüs negatif geliyor. Hatırlayın ben size ters trigonometrik fonksiyonlarda açı bulmanın kalıbını vermiştim. Eğer birinci bölgede açı bulacaksak bu dar açı idi. Eğer açıyı ikinci bölgede arıyorsak birinci bölgedeymiş gibi bulup 180'den çıkartıyorduk. <laughs> yani şöyle oluyor. Bu açı eğer kosinüs pozitif olsaydı alfa 60 derece derdik. Yani şu açı 60 derece olurdu. Eğer pozitif olsaydı ama negatif olduğu için ikinci bölgede arayacağım. O yüzden 180 eksi 60'dan alfa açısı 120 derece olacak arkadaşım. Yani doğru cevabımız deniz. İlk soru bitti. Geldik ikinci soruya. Bir ABC üçgeninde kenarlar arasında bir bağıntı vermiş. A eksi B'nin B artı C oranı C'nin de artı B oranı eşit. Buradan A açısı kaç derecedir diyor bir kere. Bu bağıntıdan içler dışlar çarpımı yapılırsa 2 kare farkından A kare eksi B kare gelecek. Buradan da C kare artı BC gelecek. Bize A açısı soruluyor. O yüzden A kenar uzunluğunu çekeceğim. A kare eşittir. B kare artı C kare artı BC yani şu eksi B kareyi karşıya attım. Şimdi bu bizim bulduğumuz bağıntı. Daha doğrusu e, sorudan elde ettiğim bir bağıntı. Bir de kosinüs teoreminden elde ettiğim bir A kare bağıntısı var. O da nedir? A kare kosinüs teoremine göre şöyle yazıyorum. Diğer iki kenarın kareleri toplamı yani B kare artı C kare eksi 2 çarpı bu iki kenar yani BC bir de A açısına daha doğrusu A kenara bakan açının kosinüsü buydu. Şimdi bunu yerleştirirsem b kare artı c kare eksi 2 çarpı b çarpı c çarpı cos a. A karenin bunu yerleştirdim. Eşitliğin sağ tarafında da b kare artı c kare artı bc vardı. Şimdi gördüğünüz gibi b kare ve c kareler gidecek. 2b çarpı c çarpı cos a eşittir b çarpı c olacak. Her tarafı BC çarpanına bölersek buradan cos A'yı da çektiğimizde yine eksi 1 bölü 2 olacak. Bir önceki soruda da böyle gelmişti. Bu açımız 120 derecedir. Yani cevabımız Edirne'dir. Uzatmadan anlattık. Bekala. Sıradaki soruya bakacağız. <laughs> yine ABC üçgeninde kenarlar arasında bir bağıntı vermiş. Yine A açısı soruluyor. Şimdi ben A kare yerine biraz önce yaptığım gibi kosinüs teoriminden elde ettiğim B kare artı C kare. Eksi 2 BC çarpı cos A ifadesini yazıyorum. A kareye bunu yazdım. Sağ tarafında ise B kare artı C kare var. Artık kök 2 BC. Evet buradan gördüğünüz gibi B kare ile C kare yine gidecek. Eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs A eşittir kök 2 çarpı bc geldi. Buradan bc'leri de yok edersek arkadaşım demek ki kosinüs a ifadesi ne oluyor? Eksi kök 2 bölü 2 oluyor. Şimdi a açısı bilindik bir değer olduğu için a açısı hesaplanabilir. Öncelikle kosinüs negatif yani ikinci bölgede biz ne yapıyoruz? Pozitif gibi düşünüp ön dar açıyı buluyoruz. Teta'yı buluyoruz. Yani o da 45 derece. Eğer bu pozitif olsaydı kosinüs 45 kök 2 bölü 2 olurdu. Teta'mız da yani a açısı da 45 derdik ama ikinci bölgede arıyorsak 180'den bu dar açımızı çıkartacağız. Yani 180 eksi 45'ten 135 derece olacak. Demek ki A yerine gelecek sayı pardon gelecek açı değeri 135 derece. Yani cevabımız Adana. Bu da böyleydi. Kenar uzunlukları ABC olan bir ABC üçgeninde C açısı 120 derecedir. A ile B'nin toplamı kök içinde AB'nin 3 katına eşit. Buna göre C kare bölü AB nedir diyor. Şimdi bize C açısını vermiş. Öncelikle bir çizelim mi? Daha rahat görün diye söylüyorum. Şimdi burası C kenarı olsun. Burası A olsun. Burası da B olsun. A, B, C çizdik. Burası A. Şurası B. Burası da C. Şu 120 derece. Peki. Şimdi bizden istenen oranın C kare bölü AB. Bu c kareyi nereden bulabilirim? Bir kere kosinüs teoreminden bir c kare olayı var. C kare neydi? A kare artı b kare. Eksi 2 a çarpı b çarpı kosinüs c. Ki c açısını bildiğim için kosinüs 120'yi yerleştirebilirim. Buradan c kare eşittir. A kare artı b kare. Eksi 2 a b çarpı kosinüs 120. Şimdi 120 arkadaşım. Eksi 1 bölü 2. Hemen onu şöyle göstereyim. Şurası eksi 1 bölü 2. Burayı eksi 1 bölü 2 ile çarparsak c kare a kare artı b kare şu eksi eksi 1 bölü 2'deki eksi ile gitti artı. ikiler de sadeleşti arkadaşım. Yani a çarpı b oldu. Peki ne istiyor? C kare bölü ab. Şimdi c kare bunu yazacağım. Yalnız bunu yazarsam ab ile sadeleşmez. Çünkü şıklarda sayısal bir değer bulmam gerekiyormuş. Artık şu verilen denklemi kullanmam gerekiyor. Bu denkleme bakarsak. Bu bağıntıya göre A artı B eşittir 3 çarpı kök AB. Şimdi diyorum ki burada A kare artı B kare ifadesi var. Eğer ben A kare artı B kareyi AB türünden yazabilirsem o zaman C kareyi de AB türünden yazmış olup oranlamadan bir sayısal değer gelir. O yüzden A kare artı B kareye ulaşmam lazım. Bundan sonra her tarafın karesi alınacak. Kare alıyorum. Sol tarafın karesini alırsak birincinin karesi artı ikincinin karesi. ikisinin çarpımının iki katından 2ab. Sağ tarafın karesini alırsak 9ab geliyor. Buradan a kare artı b kareyi bulmuş oluyorum. a kare artı b kare eşittir 7ab. Şimdi bakın artık soru bitti. Hemen bitiriyorum. C kare ifadesine dönersek C kare ifadesi A kare artı B kare yani 7AB 1AB de burada 8AB oluyor. C kare 8 AB olduğuna göre artık 8 AB bölü AB'den AB'ler gider. Cevabımız 8'dir deriz arkadaşlar. Sanırım anlaşıldı. Bunu da geçiyorum. Şekilde yarı çapı R olan çemberin KL kiriş uzunluğu verilmiş. Bu kiriş uzunluğu da yarı çap cinsinden yani R çarpı kök içinde 2 eksi kök 3 birim olarak verilmiş. KL yay Ölçüsü kaç derecedir diyor. Yani şu yay ölçüsünün derecesi soruluyor. Peki Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Geometri dersinde öğrencimize şunu deriz. Bir çemberde kiriş görüyorsan. Merkezde kilişi birleştirirsek eğer. Yarı çapı oluşmuş. Ya kilişe dik çizilir ya da kiriş ucunu merkeze birleştiririz. Burada ben kiriş uçlarının burası O merkez diyelim. Bu çemberin sadece bir kısmı aslında. çember şöyle tamamıyla çizilseydi daha güzel olurdu. Şimdi burası da diğer uçta birleştirelim R. Şu KL yayının ölçüsü kaç derece diyor? Bilmiyorum alfa. Bu da merkezi açı olduğu için gördüğü yay kadar olacak. Bu da alfa. Şimdi siz Kale uzunluğunu yarıçap cinsinden biliyorsunuz. Soruda verilmiş. Böylece üçüncü uzunluğu da R çarpı kök içinde 2 eksi kök 3 olarak veriliyorsa bir üçgende üç kenar bilindiğinden tabi burada bilinmekten kasıt R cinsinden biliyoruz. Üç kenar biliniyorsa istediğim açının kosinüsünü bulurum. Yani ben alfanın kosinüsünü bulabilirim kosinüs teoremden Sonra da bu alfanın kosinüsü bulduktan sonra muhakkak ki bana açı sorduğuna göre bilindik bir değer gelecek ve oradan da kosinüsten yararlanarak, yararlanarak açının kaç derece olduğunu bulacağım demek istediğimi hayata geçirelim şimdi. KL'nin karesini alıyorum. Kosinüs teoremi uyguluyorum. KL'nin karesi önce kuralı yazayım. Diğer iki kenarın yani OK'nın karesi artı OL'nin karesi eksi 2 çarpı diğer kenar yani OK çarpı OL bir de aradaki açının kosinüsü. Evet kosinüs teoremi bu işe yarıyor. Başlayalım. Kale uzunluğun karesi. Bunun karesini alırsak r kare çarpı kök gider 2 eksi kök 3. Eşittir. OK'nın OK karesi. OK yarı çarpı R kare. OL de yarı çarpı R kare. Eksi 2 çarpı R çarpı R çarpı, çarpı kosinüs alfa. R kare çarpı 2 eksi kök 3. Bu sol tarafta yapacak bir şey yok. Ama burayı düzenleyeceğim. 2 tane R kare eksi 2 R kare kosinüs alfa. Şimdi R kare parantezini alırsak <laughs> 2 eksi kök 3 burayı da yine R kare parantezini alayım. 2 eksi 2 kosinüs alfa. Her iki tarafı R kareye bölüyorum. R kareler sadeleşti. Burada 2 eksi kök 3 burada da 2 eksi 2 kos alfa kaldı. 2 cos alfayı buraya. Bakın burada ikiler gidiyor arkadaşım. Hemen şöyle çizeyim. Şu ikiler de gitti. 2 kos alfayı buraya aldım. O değiştir kök 3. Buradan cos alfa kök 3 bölü 2. Kök 3 bölü 2. Kosinüs için bilindik bir açı değeri. Bu alfa birinci bölgede olup cevabımız 30 derece olacak. Yani Bursa. Ne yaptık? Şöyle özetleyelim. O merkezi bir çember var. Çemberin sadece şu kısmı çizmiş, tamamı çizmemiş. Ben o merkezi de belirtmediği için o merkezi aldım. Bizden istenen kale yay bunun yay ölçüsü derece cinsinden nedir diye soruyordu. Önce o k ile o l'yi birleştirdik ki yarıçapı kullanabilirim. Böylece hem de bir üçgen oluşturmuş oldum. Bu üçgende yarıçaplar r r ve kale uzunluğu r cinsinden verilmiş. 3 kenarda R cinsinden verildiğine göre ben buradan alfanın kosinüsünü bulabilirim. Çünkü kosinüs teoremi de zaten bu işe yarıyor. Eğer üç kenar biliniyorsa istediğim açının yani gerek O gerek L gerek K istediğim açının kosinüsünü bulabilirim. Bana alfa açısı lazım olduğu için ben de alfanın karşısından kosinüsü yazdım. Karşı kenardan mı yazarsak kosinüsü. KL'nin karesi OK'nın karesi ile LK'nın ka OL'nin karesini topluyoruz. Eksi 2 çarpı OK OL ve aradaki açı alfanın kosinüsü aldık. Götürdük. KL yerine şunu yazdık. Yani R kök içinde 2 eksi kök 3. Bunun karesini alsanız R kare kök gidecek 2 eksi kök 3. Sonra OK yarı çarpı R kare OL yarı çarpı R kare. Sonra bu ikisinin çarpımı 2 iki R çarpı R bir de kos alfa. Hesaplamalar sonucu cos alfa kök 3 bölü 2 geldi. Bu da bilindik bir değer pozitif birinci bölge olacak. O yüzden kesinlikle 30 derece olacak. Ve alfa da 30'dur. Bursa dedik. Geçtik. Yıl 1996 sınav sorusuna benziyor. Orada bilim çember üzerinde sormuştu. Burada bilim çember mi? Hayır değilmiş. Şimdi bizden istenen kos alfa nedir? Bakın şurası yarıçap çap 2. Burası da 2. Tamam. Bildiklerimizi yerleştirelim. Önce şöyle bir baktım soruya ne istiyor diye. Şimdi çeyrek çemberde sadece yarı çapı vermiş. Bir de AB uzunluğunu vermiş. Aslında artık soruyu bitirmişiz. Tam da kosinüs teoremi ile ilgili bir soru. Bu yarı çap 2 birim arkadaşım. OB biliniyor. OA da biliniyor 2 birim. Yani AB'yi de kendi vermiş. Üçüncü kenarı ama alfa cinsine vermiş tabii. Sonuçta bu kenarı gören açı da alfa olduğuna göre artık kosinüs teoreminden direkt alfa'yı bulabilirim. Kosinüs teoremini alfa'nın karşısındaki kenardan başlayarak yazıyorum. AB'nin karesi, AB'nin karesi yani 9 kos alfa eşittir. Diğer kenarların kareleri toplamı yani OA'nın karesi OB'nin karesini toplayacağım. 4 artı 4 eksi 2 çarpı diğer iki kenar yani OB ile OA'nın kenar uzunlukları çarpımı bir aradaki açının kosinüsünü alacağım. <laughs> yani kos alfayı alıyorum. Şimdi burada 8 kos alfa var. Karşı attım 17 kos alfa oldu arkadaşım. Burada da 4 4 8. Buradan kos alfamız 8 bölü 17 soruda bitmiştir. Cevap C.